Sevgili takipçilerim, kıymetli dostlar, hepsinden var YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi dostlar, Saydam Caddesi'nde işim vardı. Bu tarafa yolum düştü ve geldim. Nereye geldim? Canım gelir gelmez de kebap istedi. Ondan sonra yol üstünde Halim Usta kebabı gördüm. Ondan sonra dedim ki lokmaya vurmak lazım. Lokmaya da ne yaptık? Halim Usta kebapta vurduk. Şimdi burada 4 tane 10 numara 5 yıldız personel var. Ama ikisi kardeş, ikisi ayrı kardeş. Orta noktada buluşmuşlar. Demişler ki 30 yıllık tecrübe var. Ta 80'lerden bugüne hatta. Onu demişler. Kebapçı Halim Usta da birleştirelim. Detaylar nerede? Videoda. O zaman ne yapıyorsunuz efendim? Bu videonun tadını çıkartıyorsunuz. Buyurun. Dostlar, Halim Usta'dayı sıcak sıcak ekmeğine geldi. Adana'yı seviyorum. Adana'yı seviyorum. Bak şimdi. Allah Allah. Pideye bak, pideye. Tülbent diye televizyonun üstüne as bunu ya. Ustacığım kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ne var ne yok, nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Bizlerdeyiz. Teşekkür ederiz. Şimdi ne yapıyorsun burada? Bu nedir abi? Şu an Adana orijinal el kıyması tamamen elden çekilmiş. Selim abi. Orijinal Adana kıymayı saplıyorsun değil mi? Evet. Şimdi burası neresi? Bize bir oraya bir tarif edebilir misin ustacığım? Burası Saydam Caddesi. Selim abi. Ali Dede Mahallesi. Selim abi kimi? Adana'nın merkezindeyiz Adana'nın yani. Merkezindeyiz zaten. Eline koluna sağlık. Şimdi bunun içinde böyle pul biber var ama kapya görmüyorum. Var mı kapya? Var, tabii ki. Az bir şey kapya var değil mi? Kapya var. Selim abi ya. Islanmış pul biber var. Ha, ıslanmış pul biber var. Evet, ıslanmış. Şimdi buranın çok güzel bir hikayesi varmış. Evet. İki kardeş ayrı, iki kardeş ayrı. Aynen öyle. Aynı köylü. Evet. Fakat yeni, mekan yeni. Evet, bir yıllık bir mekan. Ama tecrübe... Tabii ki, daha önceden de mesela. 30 yıllık tecrübe. Tabii, 30 yıl efendim. Mekan çalıştı. Maşallah. Neredeydiniz abi daha önce? Yeni Beyler. Şimdi ustamız o zaman... 80'li yıllara dayanıyor ustalık yani. 80'li yıllarda kebap nasıl çıkıyorsa şu anda da aynı şekilde. Orijinalli çıkıyor diyorsun zaten. Kesinlikle. Zaten şekilden belli ya. Evet. Baklava gibi oldu bak orada. Aynen öyle efendim. Ustam hemen külü dağıttı. Şimdi bunun da böyle bir esprisi var değil mi? Çok harlı olmayacak. Tabii. Çok yüksek olmayacak ateş. Tabii. Bunun bile bir esprisi var. Aynen. Şimdi burada ne çeşit ürünlerimiz var? Efendim Adana kebap, kuşbaşı, pirzola, sarma tavuk. Bütün tavuk, Adana çeşitlerinden var hemen. Bütün ızgara çeşitleri var. Kaçta kaç arası hizmet veriyor Halim Usta? Efendim sabah 8, akşam 11 arası. 8-11 her gün açık mısınız? Her gün açık. Pazar günleri de dahil açıksınız. Tabii. Maşallah. Evet. Peki şimdi ustacığım, insanlar Halim Usta'yı niye tercih etmeli? Niye tercih etmeli? Efendim her şeyimiz orijinal. Kesinlikle hilesiz. Aha, et de yeni geldi. Tabii, etin en ekmek yeni geldi. Et yeni geldi. Etin en iyisini alıyoruz efendim. Belirli bir kasabınız mı var? Tabii ki. Yağlar Et Market. Oo, şimdi yağlar dedin. Aynen. Olayı bitirdin zaten. Tabii. Evet. Adana'da biliyorsun. Aynen. Biz başka evden alışveriş yapmıyoruz efendim. Çok güzel. Hiçbir şeyden kaçınmıyoruz. Her şey birinci kalite efendim. Mükemmel. Şu an gördüğümüz kendi etimiz efendim. Tamam. Bunlar kuşbaşımız. Tabii ki. Bunlar bu kıymamız pişirimlik. O zaman Şimdi burada sen pişirim de yapıyorsun. Evet efendim. Tamam. Pişirim de yapıyoruz. Yanlış olmasın dostlar. Tamam. Bu arada bu makine kıyması ustam hemen uyardı. Aynen. Bizim etimiz aynen değil dedi. O zaman pişirim de yapıyorsun. Evet. Şurada da güzel böyle avcarlı görüyorum. Efendim bu kaburga. Gördüğünüz gibi. Eline koluna sağlık. Sağ olun. Zaten fabrika gibisiniz ya maşallah. Evet, pirzolamız. Maşallahınız var. Her şey taze efendim. Ha, burada da bu da pişirimlik herhalde. O da pişirimlik. Güzel. O zaman kiloyla pişirim de yapıyorsunuz. Tabii ki kendi etinizi alıp gelebilirsiniz. Tamam yani. Süper. Şimdi ben şuradan benim etime doğru gidiyorum. Şunu bir göreyim ya şunu. Allah Allah. Bak bak bak. Kaynıyor ya. Şimdi dürümlük yapıyor ustamız dostlar. Ben sadece onda şey istiyorum ustacığım. Soğan salatası. Domates istemiyorum. Sulandırır çünkü. Soğutur, sulandırır. Ben orijinal Adana işi istiyorum. Şimdi dostlar ustam ekmeğimizi de ısıtacak. Ondan sonra bu harika Adana lezzetini çekecek bize. Ekmeğimi bilerek az istedim. Çünkü etin tadına varmak istiyorum. Oo, sabırsızlanıyorum yani. Bu etin neresi ustacığım bu arada? Ne et kullanıyorsunuz? Abi erkek koyun eti kullanıyoruz. Erkek koyun eti. Kaburga falan mı yoksa seklem mi alıyorsun? Seklem alıyoruz. Kaburga. Her şey var içinde. Kaburga, but. Hayvanın tabii her yerini, kurban olduğumun yarattığının her yerini kullanıyorsun yani. Bak çek çek hele çek. Yavaş çek şöyle ya.
Allah Allah. Çek 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 ustam çek. Üf. Şu güzelliğe bak ya. Şu güzelliğe bak ya. Dostlar dürümümüz hazır. Şimdi soğanını koyuyor ustam. Olay budur ya. İşte olay tam da budur. Hadi ustacım sar da yiyeyim ben onu ya. Dostlar. Şimdi geldik işin en cafcaflı yerine. Bak dili dışarıda. Burada maşallah 4 tane ikisi ayrı ikisi ayrı kardeş ama hısımlar, ustalar. Böyle dili dışarıda ne yaptı? Adana kebabını yaptı bak. Şimdi ben Adana'yı seviyorum. Adana'yı sevmeyen ölsün değil mi? Sürünsün abi ölürse kurtulursun. Sürünsün diyor. Adana'yı Adana yapan bu diyorum ben ya. Aynen öyle. Şimdi ne yapacağımı şaşırdım. O zaman hemen bir yiyeyim de aklım kendine gelsin. Bismillahirrahmanirrahim. Etin lezzetine bak abi. Bizim yerimiz küçük ama lezzetimiz büyük. Gayet başarılı. Harika. Şimdi yanında bunları da veriyorsun bu şekilde değil mi ustacığım? Aynen abi. Domates veriyorsun. Maydanoz var. Biberimiz var. Zehir ha. Organik abi bize. Zehir ha. Şimdi dürümde kaç gram et kullanıyoruz? 130 gram kullanıyoruz efendim. 130 gram et kullanıyorsun evet, dürümde. Evet. Serviste? Serviste de 130 gram. Ayrımın yok. Ayrım yok. Aynen. Oh. O zaman insanları kebaba da doyuruyorsun ustacığım. Bak başladı atmaya ya. Peki. Pişirimini söyledin. Kilosunu 20 liradan yaptığınızı söylediniz. Evet. Sizde kaburga da var. Tabii kaburga var. Ciğer var. Ciğer var. Kuşbaşı. Mirzola. Ne arzu edersen. Kasap yetişimizde var. Yağlar kasap. Onlar ne kadar? Efendim mirzola 60 TL. Kaburga 60 TL. Porsiyon değil porsiyon, mi? Evet. Onlar kaç gram babacığım? Onlar 250 gram efendim. Güzel. Güzel. Peki. Dışarıya sipariş alıyor musun? Tabii ki. Her yere servisimiz var efendim. Telefon numaranız var mı? Tabii ki. Paylaşabilirsiniz telefonunuzu. Paylaşabiliriz. 0536 838 9019. Evet efendim. Bizde enflasyon yok efendim. 37 TL'ye Adana kebap veriyoruz. Fiyatını soracaktım. Ustam benden önce davrandı. 130 gram eti 37 TL'ye veriyorsun. Evet efendim. Gayet güzel, makul. Ama Adana standartlarında biliyorsunuz dürüm dostlar 80 ila 100 gram arası değişir. Ama burada Halim Usta kebapta bunun da farkını ustalarım konuşturmuş. Vallahi mükemmel yani. Burada da seremoni var bak. Halim Usta. Orada da seremoni var. Ciğerimiz var mı Halim Usta? Ciğer kalmadı abi ya. Peki. Sabah ciğeriniz falan da var. Tabii ki. Sabah ciğerimiz, ciğer servisimiz var. Vallahi 10 numara bekliyoruz. Lezzet çok başarılı dostlar. Şalgamı da güzel. Adana'nın kendi şalgamı. Evet abi. Son ben izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Tamamen halka hizmet ediyoruz efendim şu an yani. Biz istiyoruz ki herkes memnun olsun. Başka yerlerde biliyorsunuz fiyatlar daha yüksek. Biz az kazanalım, öz kazanalım diyoruz. Zaten aile işletmesi olmamızdan da kaynaklanan bir sebep olabilir. Dostlar şimdi ben ince detaya giriyorum. Kebap gayet başarılı. Kuyruk yağı falan güzel duruyor. Tuz oranı güzel. Zaten bunu da biliyorsunuz Adana'da her zaman söylüyorum. Kötü kebap yapan yok. Kötü et satıp da kasaptan alıp kötü eti pişiren var. Baharatla ne yapıyor diğer kebapçı ustalarımız? Onu bir güzel kapatmaya çalışıyorlar. Ama kesinlikle öyle tuz oranı yüksek değil. Demek ki eti güzel, lezzetli. Her şey göz önünde efendim. Aynen öyle. Şimdi dostlar hepsinden var YouTube kanalımızda bir videomuzun daha sonuna geldik. Halim Usta Kebaba muhakkak yolunuz Saydam Caddesi'ne düştüğünde uğrayın. Bu harika lezzetin tadına bakın diyorum. Hemen yağların yan tarafında. Bu arada sen aslında sırtını iki yere dayamışsın ha.
Aynen. Yan tarafında da Dora Et var yani. Aynen. İkisi aynen de Adana'nın yıllanmış iki kasabıdır. Aynen öyle. İkisi de tecrübeli. Kendi besileri. Güvenilir. Aynen öyle. İkisi de on numara. Birini beğenmezsen ötekinden alırsın. Aynen öyle. Ama yağları beğenmeme şansın yok. Biz yağlar kesin. Biz doğru yağlara çalışıyoruz. Onun dışına çıkmıyoruz. Tabii. Bak gayet güzel. Eti de belli, adres de belli, lezzet de belli. O zaman dostlar, hepsinden var YouTube kanalında bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Teşekkürler.